Gençlerdir kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda eğitim serimizin yeni videosunu çekeceğiz. Bu videomuzda e, konusu içim ömrü bulutu olacak. Peki bu bulut nasıl çalışacak ve nelere dikkat edeceğiz? Bunları hepsini açıklayacağız. Bunları açıklamadan önce e, eğitim serimizin devamını bekliyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız abone olup videoya like atıp ve yorumlar kısmında herhangi bir yorum bırakırsanız çok çok sevinirim. Bu bulutu ilk önce nasıl açıyoruz? Göstergeler kısmından içimi oku bulutu yazdığımızda en üstte çıkan indikatöre tıklıyoruz. Peki nasıl alsat sinyali üretiyor bu bulut? Bu bulut bizim en çok ilgilenmemiz gereken şey bu bulutta mavi ve kırmızı ortalamalardır. Mavi ortalama kırmızı ortalamayı. Yukarıdan aşağı keserse bakın buradaki gibi yukarıdan aşağı yönlü keserse bir sat sinyali oluşturuyor. Aynı şekilde aşağıdan yukarı keserse bakın burada mesela aşağıdan yukarı kesiyor ve daha sonrasında fiyat yükseliş hareketi yapıyor. Yani bize bir al sinyali üretiyor. Peki bunlarda nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi seviyelere ve bulutta neye dikkat etmemiz lazım? Bunları inceleyelim. Genelde fiyat yapısı nasıl oluyor? Mavi ortalama, kırmızı ortalamayı kırdığında buluta kadar bir düşüş geliyor. Eğer bulut altında kalıyorsa tabi. Buluta kadar bir düşüş geliyor. Daha sonrasında kırmızı ortalamayı bir rites hareketi. Daha sonrasında fiyatta bir düşüş beklentisi başlıyor. Peki bunu destekleyen başka veri var mı? Mesela buraya bakalım. Mavi ortalama kırmızı ortalamayı yukarıdan aşağı kesiyor. Daha sonrasında fiyat ne yapıyor? aşağı yönlü buluta kadar bir geri çekilme yapıyor. Daha sonrasında kırmızı ortalamayı retest ve bu retestten sonra fiyat ne yapıyor? Aşağı yönlü tekrardan harekete geçiyor. Peki burada ne yapıyor fiyat? Mesela al sinyallerine bakalım bir de. Böyle daha net bir şekilde görünecek. <laughs> Mesela burada var. Mavi ortalama, kırmızı ortalamayı aşağıdan yukarı yönlü kestiğinde fiyatta ne yapıyoruz, ne görüyoruz? Yükseliş hareketi, al sinyalinin geldiğini ve yükseliş hareketinin geldiğini görüyoruz. Ve bu yükseliş hareketinde dikkat etmemiz gereken en önemli şey, yükseliş hareketi boyunca kırmızı ortalama yine tutunarak yükseldiğini görüyoruz. Yani bizim için e, kırılımlardan sonra kırmızı ortalamanın seviyesi çok çok önemli. Mesela günümüzde bu yorum yapacak olursak, mavi ortalama kırmızı ortalamayı aşağıdan yukarı doğru kesiyor. Yani burada bir al sinyali üretiyor bu indikatörümüz. Şimdi fiyatta ne olduğunu görmemiz lazım. Kırmızı ortalamaya tutunduğunu görerek yükseldiğini görmemiz lazım fiyatın. Biz bu yükselişi görebilirsek bu indikatörün tekrardan e, olumlu, net bir şekilde çalıştığını görebiliriz. Bu indikatör genelde e, günlük grafikte olumlu çalışıyor. 4 saatlik grafikte olumlu çalışıyor. 1 saatlik grafikte Hata yapma payı oluyor. Ee, bir saatin altındaki grafiklerde biraz daha hatalar artıyor ama 4 saatlik ve günlük grafiklerde genelde yüzde e, atıyorum. Bollinger bandı yüzde 50 tutuyorsa destekleri bunun yüzde 60 tutuyor. Yani onda iki tane, üç tenden bir tutuyorsa bunu üç tenden ikisi tutuyor diyebiliriz. Bulutumuzda anlatacaklarımız bu kadardı. En basit şekilde ve detayına inmeden nasıl kullanabileceğiniz hakkında videoyu uzun tutmadan anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer anlamadığınız bir kısım varsa lütfen yorumlar kısmında bana sorun. Bunları cevaplandıralım. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda.